Mussolini askerlerin kendisini savaşta çok cesur ve olumlu bir yaklaşıma sahip olduğu için sevdiklerini iddia ediyordu. Ama bunun tam tersini düşündüren kanıtlar vardı. Mussolini'nin askerlik hizmeti. İtalya savaşa girdiğinde Mussolini gönüllü olmasına rağmen başlangıçta askerlik hizmetini kabul etmedi. Profesör Basford'a göre bu biraz karmaşık bir durumdu. Mussolini kendi gazetesinde orduya katılmak için gönüllü olmaktan bahsediyordu. Daha tanınmış entelektüel bir kişiye orduya katılmasının izin verilmezse sınırı geçip Fransız ordusuna gönüllü olarak yazılacağına dair bir mektup gönderdi. İtalyan hükümeti ve yetkililerinin sosyalist bir devrimci olan Mussolini'den o dönemde hala şüphelendiğine dair kanıtlar vardır. Iki Popola Italia gazetesi 1918'e kadar künyesinde bulunan sosyalist kelimesini çıkarmamıştı. Dolayısıyla İtalyan yetkililerinin Mussolini'den neden şüphelendiklerini buradan anlamak mümkündür. Basford, Mussolini'nin başlangıçta orduya kabul edilmemesini küçük kardeşi Arnaldo'nun yaşadığı durumla karşılaştırır. Bu çerçevede görüşleri şu şekildedir. Arnaldo da önemli bir kişiydi. 1922'den sonra iki Popola İtalya editörlüğüne terfi etti ve 1931'de ölünceye kadar Mussolini'nin işlerini yürüten bir kişi olarak kaldı. Arnaldo, Birinci Dünya Savaşı sırasında orta sınıftan küçük bir bürokrat olarak eğitim görmüş ve askere çağrıldığında subay okuluna gönderilmişti. Buna karşın Benito subay okuluna hiç gitmedi çünkü hala proleter bir sosyalist olarak görülüyordu. Mussolini'nin gönüllü olarak katılmaya yönelik ilk girişimi başarısız olsa da kısa bir süre sonra Ağustos 1915'te İtalyan ordusuna alındı. Kendisi Berzagli Piyade Pirliği'ne katıldı ve hızla İtalyan cephesinin doğu kesimindeki Isonzo Nehir Vadisi'ne gönderildi. Ekim-Kasım 1915'te bölgede birbirini izleyen 12 muharebeden biri olan 3. Isonzo Muharebesi'ne katıldı. İtalyanlar Isonzo bölgesi boyunca Slovenya topraklarına girmeyi planlıyordu. Çünkü burası Avusturya-Macaristan dağlık savunmasının güçlü olmadığı birkaç bölgeden biriydi. Ancak İtalyan cephesinde diğer her yerde olduğu gibi muharebeler oldukça yıpratıcı oldu ve büyük kayıplar yaşandı. İtalyanlar Isonzo'da Avusturya-Macaristanlılara karşı hem 2. hem de 3. orduyu konuşlandırmış ve Kasım 1917'ye kadar tahmini 645 kayıp vermiştir. Bu bölgedeki çatışmalar neredeyse aralıksız sürmüş ve zaferler İtalyanlar için Avusturya-Macarlar arasında gidip gelmiştir. Caporetto Muharebesi olarak bilinen 12. ve son çatışmayı ise İtalyanlar kaybetmiştir. Mussolini 1915'in sonlarında Isonzo bölgesinde ön saflarda savaşıyor olmasına rağmen hala gazeteci olarak çalışıyordu. Bir şekilde Milano'daki iki Popola İtalya'ya yazılar gönderiyor ve subayların onu ne kadar çok sevdiğine dair cümleler yazıyordu. Çok geçmeden onbaşılığa ve daha sonra da çavuş rütbesine İtalyan ordusundaki eş değerine terfi etti. Mussolini'nin cephede yaptığı gazeteciliğin temeli daha önce Diario Guerra adıyla ünlenecek olan savaş günlüğü oluşturdu. Cepheye gittiği andan yaralarından kaynaklanan sağlık durumu nedeniyle terhis oluncaya kadar bu günlüğü tuttu. Günlükte yazılanlar o dönemde iki Popola İtalya'da düzenli olarak yayınlandı. İtalya'nın başbakanı ve diktatörü olduktan sonra ise bu günlük yeni rejimin el kitaplarından biri haline getirildi. Basford ayrıca bu savaş günlüğünün Mussolini'nin siyasi kimliğinin oluşmasına yardımcı olduğu ve günlük sayesinde yazarlık yeteneklerini daha iyi ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Bu konudaki görüşlerini şu cümlelerle dile getirmektedir. Öncelikle günlüğün Mussolini'nin sıradan bir asker olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli bir etkisi vardı. Mussolini bir subay ya da belki bir monarşist de değildi ama kendisini yetiştiren bir adam olması önemliydi. Bir yazar olarak entelektüel becerilerini de küçümsenmemek gerekir. Avanti gazetesinin tirajını 2 yıl içinde 2'ye hatta 3'e katlamayı başarmış çok iyi bir gazeteciydi. Günlükte çok kısa cümlelerle ve kesikli ifadelerle yazmaya başladı. Oldukça ilginç bir şekilde makinelere ve modernliğe vurgu yapması faşist rejimler için bir model haline geldi. Bununla birlikte Mussolini kendini bu kadar övmesine rağmen belki de iddia ettiği kadar popüler ve hatta sıradan bir asker değildi. Basford daha inandırıcı olarak gördüğü durumu şöyle ifade ediyordu. Mussolini askerlerin kendisini savaşta çok cesur ve olumlu bir yaklaşıma sahip olduğu için sevdiklerini ileri sürüyordu. Ama bunun tam tersine düşündüren kanıtları vardı. Askerler sınıfsal, bölgesel ya da ailevi olarak tam olarak bir yere oturtamadıkları bu gazeteciye büyük şüphe duyuyorlardı. Başka bir deyişle onu kendileri için gerçekten önemli olan bir yerde göremiyorlardı.
Mussolini asker arkadaşlarının çektiği sıkıntılarının çoğunu paylaşmış ve bir dönem paratifo hastalığına yakalanmıştı. Bosworth'a göre bu, içinde bulunduğu savaş koşullarının tipik bir sonucuydu. Mussolini ağır yaralandığı Şubat 1917'ye kadar aktif görevde kaldı. Cephe gerisinde eğitim yaparken bir patlama olmuştu. Mussolini rejimi sırasında bu yaralanmadan çok bahsetti ve 40 kahramanca yaradan söz etti. Gerçek ne olursa olsun bir bacağında hayatı boyunca kalacak bir hasar oluşmuş gibiydi. Mussolini ve Mi-5. Mussolini yaralandıktan sonra bir hastaneye gönderilmiş, söylentiye göre bu tesisi ziyarete gelen son derece antikarizmatik bir kişi olan İtalya kralı Victor Emmanuel III ile tanışmıştır. Daha sonra kadın düşkünü olarak nam salmış olan Mussolini'nin hastanede kaldığı süre boyunca zührevi hastalık tedavisi gördüğü söylentileri ortaya çıkmıştır. İlginç olan şeylerden biri de Frengi iddialarıdır. Bosworth'un çalışmasından yaklaşık 15 yıl önce İrlandalı bir tarihçi, Mussolini'nin hastanede olması gerekenden daha uzun süre tutulduğuna dair komplo mahiyetinde kanıtlar bulabileceğini ileri sürdü. Onun iddialarına göre Mussolini yaralarından ziyade Frengi nedeniyle tedavi gördü. Ancak kanıtların büyük çoğunluğu durumun böyle olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla muhtemelen sadece yaralanmış ve iyileşmesi biraz zaman almıştır. Hastaneden taburcu edildikten sonra Mussolini'nin orduyla ilişiği kesildi ve savaşın geri kalanında İki Popolo Italia gazetesinin editörlüğüne döndü. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile yaşadığı büyük çatışma göz önüne alındığında şaşırtıcı bir şekilde İngiliz İstihbarat Teşkilatı Mi-5 tarafından kendisine Birinci Dünya Savaşı'nda düzenli olarak ödeme yapılıyordu. Bosworth bu işin sanıldığı kadar sıra dışı olmadığını şu sözlerle açıklıyor. Görünüşe göre haftada 100 sterlin düzenli ödeme alıyordu ki bu para 1917-18 yıllarında makul bir miktardı. Fransız gizli servisi savaşın başından beri İki Popolo İtalya'yı finanse ediyordu. Dolayısıyla İngilizler de bir anlamda Fransız meslektaşlarına katılmış oluyorlardı. Bosworth bu konuya şöyle ifade ediyor. Mussolini'nin İngiliz çıkarları lehine konuşmasında bir komplo amacı taşıdığına dair herhangi bir kanıt olduğu kanaatinde değilim. Herhangi bir gizli çalışmaya ya da bunun ne olabileceğine dair bir kanıt da yok. Daha çok İngilizlerin savaş yanlısı Alman karşıtı bir gazeteciye bir tür sübvansiyon verdiği düşünülüyor. İtalya Almanya'ya karşı savaşa girmekte yavaş davranmıştı. Ama 1918'de Mussolini Alman kültürünün ne kadar kötü olduğunu ve İtalyanların nasıl ölümüne savaşması gerektiğini sık sık yazıyordu. İşin daha da ilgi çekici yanı Mussolini'ye ödeme yaptığı düşünülen ajanın İtalya 1935'te Etiyopya'yı işgal ettiği İngiltere Dışişleri Bakanı görevini yürüten Samuel Hore olmasıydı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya. İtalya Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda müttefik devletlerin bir üyesi olarak galip gelmiş ancak savaş ülkedeki istikrarsızlığı arttırmaktan başka bir işe yaramamıştı. 1919'da İtalya neredeyse her açıdan çok zor bir durumda kalmıştı. İtalyan hükümeti 1. Dünya Savaşı'nda İtalya'nın kuruluşu ile 1913 yılları arasında geçen sürede harcadığından daha fazla para harcamıştı. Bu üstesinden gelinmesi gereken bir sorundu ve ülkedeki enflasyon çok yüksekti. Askerler tahliye edilince büyük bir işsizlik ortaya çıktı. Sosyalistler, işçi ve Katolik sendikaları birdenbire büyüdü. İtalya kısa sürede tüm bu protestocu sendikalara karşı ne yapması gerektiği sorunuyla yüzleşmek zorunda kaldı. İtalya teknik olarak galip gelmiş olsa da müttefiklere sağladığı katkı 1919 Paris Barış Konferansı'nda göz ardı edildi. Bu kapsamda İtalya Başbakanı Emmanuel Orlando ve Dışişleri Bakanı Sidney Sonnino, İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'nı kazanmasındaki katkılarının karşılığını yeterince alamadığını düşündükleri için diğer müttefiklere çok kızdılar ve Roma'ya döndüler. İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin onları yeniden davet edeceğini ve Küçük Asya'da olduğu gibi ödüller vermeye başlayacaklarını düşündüler. Ancak diğer müttefikler, Tanrı'ya şükür İtalyanlar burada değil, havasına girerek kendi aralarında neşeyle pazarlık yapmaya devam ettiler. İki İtalyan lider bir süre sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Jeopolitik seviyede sergilenen bu zayıflık iç siyasi çalkantılarla birleşti. 1919'da İtalya kitlesel siyaset ortamına giriyordu ve yıl sonunda siyasi sorunları simgeleyen seçimler yapıldı. Meclisteki sandalyelerin yaklaşık yarısı geniş seçmen kitlesi olan iki modern parti arasında paylaşıldı.
Bunlardan biri İtalyan parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki en büyük siyasi parti konumuna yükselen Sosyalist Parti, diğeri ise bir rahip tarafından yönetilen yeni bir Katolik Parti'ydi. Meclisin diğer yarısı ise farklı görüşlere sahip liberallerden oluşuyordu. Bunlar gazetelerle ya da yerel yönetimlerle bağlantıları olan ve güç odakları etrafında oluşan ağları vasıtasıyla manipülasyon yapmaya çalışan kişilerdi. Bu karmaşık siyasi atmosferde İtalyan siyasetinin aşırı sola kayacağına inanılıyordu. İtalya'da 1919 ve 1920 yıllarında Biennale Rosso olarak adlandırılmak adet haline gelmişti. Birçok açıdan İtalya'nın bir şekilde Rusya'nın yolundan gideceği düşünülüyordu. Ne de olsa İtalya'da 1917'de Caporetto Savaşı'nda Bolşevik devrimiyle yaklaşık aynı günlere denk gelen ağır bir askeri yenilgiye de uğramıştı. Bu yenilgi sonunda İtalyanlar Venedik'in 35 km yakınına kadar çekilmek zorunda kalmışlardı. Bütün olarak bakıldığında savaştan sonra ekonomisi, kültürü ve toplumu sıkıntı içinde olan İtalya'da her alanda büyük karmaşa ve belirsizlikler vardı. Sosyalistler devrim kelimesini yüksek sesle dillendirerek kapsamlı sorular soruyorlardı. İtalya'nın var olmasındaki amaç neydi? Savaş niçin yapılmıştı? İtalya hala büyük bir güç müydü? Liberal Başbakan Orlando, Kasım 1918'de zaferin İtalya'nın o güne kadar yaşadığı en büyük siyasi ve sosyal devrimi simgelediğini söylemişti. Bir sözler bir liberalin ağzından çıkıyorsa, ülkede her şeyin ne kadar istikrarsız hale geldiğinin ve İtalya'yı İtalyanlara anlatmak için yeni kelimeler ve biçimler üretilmesinin ne kadar gerekli olduğunun bir simgesiydi. Faşizmin büyük bir siyasi güç olarak ortaya çıkışı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş. Adolf Hitler, Almanya'da iktidarı ele geçirmek için İtalyan faşist hareketinin birçok yönünü benimsemiştir. Faşizmin ortaya çıkışı. Savaş sonrasında yaşanan bu gergin dönemde, savaştan önce ve savaş sırasında çeşitli şekillerde gelişmekte olan faşizm siyasi bir güç olarak ortaya çıkıyordu. Fascio kelimesi aslında İtalyan siyasetinde onlarca yıldır kullanılıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Devrimci Eylem Grubu adında solcu bir grup vardı. Bu grup 1918'de kurulmuş ve Mussolini'de destek vermişti. Bunlar sosyalist sendikacılar değil, Sosyalist Parti tarafından ortaya atılanlardan farklı bir işçi örgütlenmesi isteyen sendikalistlerdi. Bu kişiler yeni bir toplum ya da devrim yaratmak için savaşa müdahale edilmesinden yanaydılar. Ülkede bir de ulusal savunma için parlamenterler birliği vardı. Aralarında Corriere della Sera gazetesinin ünlü liberal editörü Luigi Albertini'nin de bulunduğu en az 150 liberal İtalyan milletvekili bu birliğe üyeydi. Albertini siyasetin artık faşistlerin eline geçtiğinden bahsediyordu. Kendisini faşist olarak tanımladığı kişiler, ulusu savunmayı isteyenler ve savaşı mümkün olduğunca etkili ve modern bir şekilde yürütme amacında olanlardı. 1919 yılına gelindiğinde ülkede farklı ideolojik görüşlere sahip yaklaşık 16 farklı fasçı hareketi vardı ve Mussolini sürekli olarak bunlar hakkında yazılar kaleme alıyordu. Bunların içinde anarşist nitelikli bir tane, ortaokul üyeleri için de bir tane ve hatta doktorlar için bile bir grup vardı. Görüldüğü gibi bu yüzden faşizm kelimesi henüz bir şey ifade etmiyordu. Ancak iki popola İtalya'da neredeyse istediğiniz her şeyi bulmak mümkündü. Mussolini bir gazeteciydi, çok yazıyordu ve bir şekilde gazetelerini doldurmak zorundaydı. Kendisinin bir şekilde İtalya için kitlesel bir çağ ve bir tür modernleşme yaratacak bir devrim arayışında olduğu hissediliyordu. Mussolini'nin daha sonraları savunacağı faşist ideolojisinin şekillenmesi savaştan hemen sonraki bu dönemde başlamıştı. Kendisi artık daha milliyetçi ve şiddet yanlısı olmaya başlamıştı. Nitekim Mussolini 1919'da editör olarak çektirdiği fotoğraflarda masasında el bombaları ve elinde bir tüfekle ofisinde otururken görülüyordu. 1919'da İtalya'nın her yerinde şiddet vardı. Esasen 1914'ten önce de pek çok kitlesel şiddet olayları yaşanmıştı. Ve Mussolini hırslı olduğu için kesinlikle şiddet kullanmaya istekliydi. Mussolini'nin Mart 1919'da Milano'da İtalyan Faşist Mücadele Birlikleri hareketini kurmasıyla bir dönüm noktası yaşandı. Bu oluşum Musevi bir iş adamı tarafından sağlanan bir salonda kurulmuştu. Daha sonraki gelişmeler göz önüne alındığında bu ilginçtir. Mussolini aralarında Filippo Tommaso Moretti ve Casera Maria de Vecchi'nin de bulunduğu farklı görüşlere sahip insanlardan oluşan bir grup kurdu. Ancak kısa süre sonra adı geçen iki kişi oluşumdan ayrıldı. Moretti ve Vecchi Mussolini'den bile daha şiddet yanlısıydı.
Öyle ki bu iki kişi Mussolini'nin 1914 editörlüğünü yaptığı sosyalist gazetede Avanti'nin Milano'daki merkezini yağmaladı. Bu yeni faşist hareketi besleyenler aktif birer üye haline gelen çok sayıdaki 1. Dünya Savaşı gazisiydi. Bosworth bu kişilerin o dönemde İtalya'daki birçok sol harekete karşı çıkma ihtiyacıyla motive olduklarını düşünmektedir. Bu konudaki görüşleri şöyledir. Faşist hareketin içinde kaçınılmaz olarak çok sayıda eski asker vardı. Bu hareketin 1919-22 yılları arasında esasen anti-Marksist, anti-sosyalist ve anti-komünist bir hareket olarak ortaya çıktı. Bunun bir parçası da cephelerden geri dönen askerlerin içinde bulunduğu durumdu. Eğer köylü bir askersiniz, özellikle Caporetto Muharebesi'nden sonra cephede yaşanan korkunç durumları biraz olsun düzeltmek amacıyla mücadele etmek için çok daha büyük bir çaba harcardınız. Askerlerin birçoğu daha sonra köylerine döndüklerinde komşularının sosyalizme geçtiğini fark etti. Sosyalistler grev ve devrimden bahsediyordu. Ama birçok gazi buna karşı çıkacak bir harekete katılmak istedi ve faşist oldu. Birçok gazi faşist olsa da aralarında bu harekete katılmayanlar da vardı. Bosworth'a göre cepheden dönen askerler için 1919 ve 20 yıllarında çok önemli görünen ulusal bir kurum vardı ama bu giderek daha zayıf hale geldi. Elbette bazı gaziler faşistlerin şiddet kullanımını desteklemiyor ve Kuzey İtalya'daki toprak sahiplerini sendikalaşmış Marksist köylüleri bastırmasına yardım etmeye çalışan faşist örgütlerin davranışlarını onaylamıyordu. Mussolini de dahil olmak üzere gaziler faşizmin İtalyan siyasetinde hakim güç olarak ortaya çıkmasında önemli bir faktördü. Bu durum daha sonra faşist rejimin lider kadrosuna da yansımıştı. Yaşananlar sınıfsal açıdan ilginçti. Çünkü Dino Birandi ve Giuseppe Bottai gibi rejimin önde gelen birçok ismi 1. Dünya Savaşı sırasında ordudaydı. Ancak bu kişiler teğmen ve üzerinde rütbe sahibi subaylardı. Bilindiği gibi Mussolini subay değildi. Mussolini'ye benzer şekilde subay olmayan yegane diğer önde gelen faşist, bazen rejimdeki daha köktenci faşist devrimci olarak görülen sert rakibi Roberto Farinacci'ydi. Önemli bir entelektüel. Mussolini'nin faşist harekete liderlik etmesi aynı yılın Ekim ayında yapılan Roma yürüyüşünün ardından 1922'de İtalya Başbakanı olmasına yol açtı. Faşizmin büyük bir siyasi güç olarak ortaya çıkışı Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Adolf Hitler Almanya'da iktidarı ele geçirmek için İtalyan faşist hareketinin birçok yönünü benimsemiştir. Mussolini gibi Hitler de 1. Dünya Savaşı gazisiydi. Ancak muharebede deneyleri İtalyan mevkidaşının kıyasla çok daha iyi bilinmektedir. Bosworth, Hitler'in savaş sicilinin daha fazla ilgi görmesine rağmen 1919'da çok daha önemli konumda bulunan kişinin Mussolini olduğunu düşünmektedir. Bosworth'a göre Mussolini'nin 1. Dünya Savaşı deneyimi daha bir karanlıkta kalmıştır. Çünkü İtalya daha sonra Almanya kadar önemli olmamıştır. Hitler 1933'te iktidara geldikten sonra faşist İtalya'nın bağımsızlığını azaltma eğilimine girmiştir. Ancak 1. Dünya Savaşı sırasında Mussolini, İtalya'da Hitler'in Almanya'ya olduğundan çok daha güçlü bir kişiydi. Hitler'in hiç önemi yoktu ve kimse onu tanımıyordu. Oysa insanlar Mussolini'nin adını duymuştu. Kendisi Hitler'den 5 yaş büyüktü ve 1919'a kadar hem kültürel hem de siyasi olarak ciddi bir entelektüel olduğuna dair her türlü işareti vermişti. Hitler o zamanlar sadece siperlerden çıkan ve gideceği yolu bulmaya çalışan garip bir adamdı. Mussolini ve Hitler'in birbirinin hakkında hiçbir şey bilmemelerine rağmen Mussolini 1919'da ezici bir şekilde ondan çok daha önde gelen bir şahsiyetti. Mussolini 1. Dünya Savaşı sırasında askeri açıdan önemsiz bir deneyim yaşamış olsa da Bosworth'a göre bu savaşın etkisi Mussolini'nin İtalya'da iktidarı hızla ele geçirmesini sağlamıştır. Bosworth'un ifadeleriyle Mussolini'nin savaşta yaşadıklarının Avrupa tarihi üzerindeki etkisi muazzam bir sorudur. Ancak bu soruya verilebilecek en açık yanıt faşizm kelimesinin bütün muğlaklığını, karmaşıklığına ve çeşitliliğine rağmen İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki ilginç yeri ve Mussolini'nin bu savaştaki deneyimleri tarafından büyük ölçüde güçlendirildiğidir. Ekim 1922'de Mussolini henüz 40 yaşına gelmemişti ama İtalya'nın başbakanı olmuştu. 1925'e gelindiğinde ise bir diktatördü ve faşizm kelimesi artık onun rejimini tanımlamak için kullanılan kelimeydi.